Çiftleşme, karşı cinsten organizmaların cinsin üremesi ve genetik materyallerin aktarılması amacıyla birleşmesidir. Burada kastedilen çiftleşme anının kendisi olabileceği gibi bu süreç boyunca görülen diğer davranışlar da olabilir. Örneğin, gösterişli çiftleşme danslarını bir düşünün. Bu davranışı sergileyen canlılara güzel bir örnek verecek olursak, cennet kuşundan bahsedebiliriz. Erkek bir cennet kuşu bir dişiye kur yapmak istediği zaman karmaşık bir dansa girişir. Bu dans boyunca erkek cennet kuşu oradan oraya seker ve tüylerini öyle bir biçimde açar ki sanki bir surat gibi görünür. Buraya bu görüntünün bir resmini çizmeye çalıştım ama aslında YouTube'a girip bir videosunu izleseniz daha iyi olur. Çünkü cennet kuşunun dansı gerçekten de inanılmaz eğlenceli ve mükemmel görünüyor. Çiftleşme davranışları altında inceleyebileceğimiz bir başka davranış da çiftleşme sonrası görülen davranışlardır. Yani yuva kurma veya yavruları besleme gibi davranışlardan bahsediyorum. Çiftleşecek partneri ararken hayvanlar birçok farklı çiftleşme stratejisi kullanır. Bunlardan ilki rastgele çiftleşme. Bu durumda belirli bir türe ait tüm hayvanlar potansiyel çiftleşme partneridir. Yani birbiriyle çiftleşme konusunda tüm hayvanlar için eşit olasılık vardır. Rastgele çiftleşme çevre, kalıtım gibi unsurlardan veya herhangi bir davranışsal ya da sosyal kısıtlamadan etkilenmez. Bu strateji gayet mantıklı bir seçim olabilir çünkü genetik çeşitliliğin yüksek oranda olmasına olanak sağlar. Buna karşılık olarak rastgele olmayan çiftleşme stratejileri de vardır. Bu durumlarda Çiftleşme açısından türe ait her hayvanın eşit şansa sahip olduğu söylenemez. Örneğin, sınıflandırıcı çiftleşmede genotip ya da fenotip yani genler veya fiziksel özellikler açısından benzer özellikleri bulunan hayvanlar birbirleriyle daha fazla sıklıkla çiftleşir. Örneğin, büyük hayvanlar büyük hayvanlarla, küçük hayvanlar küçük hayvanlarla çiftleşmeye daha yatkındır. Bu çok iyi bir çiftleşme stratejisi gibi görünse de, genetik açıdan birbirine çok benzeyen iki hayvanın çiftleşmesi, yani soy iç üreme, popülasyonu zamanla zayıflatır. Çünkü bu tür çiftleşmede zararlı çekinik özelliklerin yeni doğanlara geçmesi olasıdır. Sınıflandırıcı olmayan çiftleşmede ise durum, sınıflandırıcı çiftleşmenin tam tersidir. Sınıflandırıcı çiftleşmede benzer özelliklere sahip olan hayvanların birbirleriyle çiftleşme olasılığı daha yüksekti. Fakat sınıflandırıcı olmayan çiftleşmede farklı veya çeşitli özelliklere sahip olan hayvanlar rastgele çiftleşmede olduğundan daha yüksek sıklıkta birbirleriyle çiftleşirler. Bu stratejilerden hangisi daha iyi diye merak ediyor olabilirsiniz. Aslında bu biraz garip bir soru ama bilim insanları genelde buna cevap olarak sınıflandırıcı çiftleşmeyi seçiyorlar. Çünkü soy içi çiftleşme sakıncalar barındırmasına rağmen bir organizmanın kapsayıcı uyumluluğunu artırıyor. Bu kapsayıcı uyumluluk konusu üniversitede zorlandığım konulardan biriydi. O yüzden olabildiğince parçalara ayırarak anlatmaya çalışacağım. Bir organizmanın kapsayıcı uyumluluğu hayvanın sahip olduğu çocuk sayısı, bu çocuklarla nasıl ilgilendiği ve Çocukların birbirleriyle nasıl ilişkileri olduğuyla alakalıdır. Dolayısıyla uyumluluğu kişisel bazda düşünüyoruz. Yani bir hayvanın bireysel olarak üremek ve genlerini aktarmak istemesi durumundan bahsediyoruz. Fakat kapsayıcı uyumluluk dediğimizde daha geniş bir açı gerekiyor. Bu kavram bize bir hayvanın akrabalarıyla benzer genlere sahip olmasından dolayı bunun hayvan için evrimsel açıdan daha avantajlı olduğunu gösteriyor. Çünkü bu sayede hayvan akrabalarının ve kendisinin üreme ve hayatta kalmasına katkıda bulunmuş oluyor. Yani burada sadece hayvanın kendi genleri değil, genleriyle akraba olan diğer genler de söz konusu. İşte kapsayıcı uyumluluk dediğimizde bunu kastediyoruz. Bence bu kavram sayesinde insanların kafasındaki evrimle ilgili olan bazı sorular da cevaplanabilir. Evrimden bahsedildiğinde genelde en güçlünün hayatta kalmasından bahsedilir ve kelimesi kelimesine düşünürsek bu kavram insanlar dahil hayvanların bencilce davranmaya yatkın olması anlamına geliyor. Yani bunun altında en uzun yaşayabilmek ve en çok üremek için ne gerekiyorsa yaparlar gibi bir düşünce yatıyor. Fakat tabii ki çoğu insan bu şekilde hareket etmiyor. Başkalarına karşı kibar olan, birbirine yardım eden bir sürü insan var. İşte kapsayıcı uyumluluk tam burada devreye giriyor. Çünkü zaten aslında bu kavrama göre, kendimizinkine benzeyen genlere karşı fedakar ve yardımsever davranırız. Hayatta görülen de tam olarak bu. İnsanların fedakarlığıyla ilgili yapılan çalışmalara göre, soyadları aynı olan insanlar birbirlerine daha fedakar davranıyor. Tabii günümüzde aynı soyadını taşıyor olmak, birbiriyle akraba veya ilişkili olma ve dolayısıyla ortak genetik malzeme taşıma ihtimalini de epeyce artırdığı için sonuçların böyle olması aslında pek de şaşırtıcı değil.